İyi akşamlar arkadaşlar. M558 permütasyon grupları dersinde son ders, yani ders 14'e geldik. Bu da 13. dersin devamı. Matris temsilleri ya da matris reprezentasyonları örnekleri vermek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi matris temsili neydi? Aslında bir grup homomorfizmiydi. Şimdi örnek bir, şu C4 dördüncü mertebeden bir devir grubu olsun. Yani onun 4 tane elemanı var. G4 4 o da eşittir E şartını sağlayan ne olur? E olur, G olur, G4 4, şey G3, G4 4, şey G, E, G, G kare ve G küp, G4 4 E olacaktır. Dolayısıyla onu şöyle tanımlayabiliriz. C bir kompleks sayı olmak üzere C4 4 o da eşittir 1 eşitliğini sağlayan bu denklemin kaç tane kökü vardır arkadaşlar? Elbette bu denklemin 4 tane kökü vardır. 1'dir, eksi 1'dir yani eksi artı 1 ve eksi artı i'dir. Onları bu şekilde yazdım. Dolayısıyla C4'ten bu genel lineer gruba 4 tane farklı birinci dereceden matris temsili vardır. Bunları da J ile gösteriyorum. Yani J'yi 1 alırsan, 2 alırsan, 3 alırsan, 4 alırsan burada C de neydi? İ'ydi. Ona göre C yerine İ koyarsan İJ 4 tane farklı birinci dereceden temsil elde edersiniz. Yine C4 devir grubunun ikinci dereceden bir matris temsili bu şekilde verilir. Görüyorsunuz bakın burada ikinci dereceden niye? Matrisimiz artık 2 çarpı 2 tipinde oldu. Dolayısıyla C4'ün ne olur arkadaşlar? İkinci dereceden bir matris temsili veya matris reprezentasyonu olur bu X. Gerçekten de burada şunu göstermeniz lazım arkadaşlar. X çarpı X altında GH o da eşittir X, G, XH olduğunu gösterirseniz problem yok. Bunu bir gösterin bakalım, burada deneyin. Onun gerçeklendiğini görürsünüz. Dolayısıyla gerçekten X, C4'ün ikinci dereceden bir matris temsildir. Niye ikinci dereceden? Matris 2 çarpı 2 tipinde. Şimdi bu örneğe bakarsam arkadaşlar, üçüncü örneğe. Üçüncü örnek ne? Esen simetrik grubundan GL 1 C'ye sigmaları X sigma ne oluyor? Signum sigmaya götürsün. Yani sigmanın işaretine götürsün. Bu şekilde tanımlanan X esen simetrik grubunun burası nedir? Ya 1'dir ya eksi 1'dir. Aşağıda açıklıyorum. Birinci dereceden bir matris temsilidir. Niçin? Çünkü her sigma permütasyonu transpozisyonların çarpımı olarak bu şekilde yazılır. Transpozisyonlar yani üreteçler buydu. Onu notlarınızda bakıp görebilirsiniz. Bu şekilde yazılır. Dolayısıyla sigmanın işareti signum sigma o da eşittir. 1 yani RI1, RI2 nokta nokta RI'ye. Kaç tane transpozisyon var? 1, 2, 3, K tane. O halde sigmanın işareti signum sigma kaç tane? Eksi 1 üzeri K olarak tanımlanır. Şimdi dolayısıyla bir başka permütasyonu alırsam o da L tane üretecin cinsinden yazıldığını farz edersek bu ikisinin çarpımında şu anda kaç tane var? L artı K tane ne var arkadaşlar? Üreteç var. Dolayısıyla bunun işareti de ne olacak? Signumu da eksi 1 üzeri K artı L olacak. Dolayısıyla yazarsam, şu tanımı kullanırsam X sigma pi o da eşittir. Signum sigma pi. Signum sigma pi elbette sayarsak K artı L tanedir. Bu halbise bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla bu nedir?
signum sigma'dır. Şuradaki tanımdan dolayı, nerede o tanımımız? Doğru yeri göstereyim. Şuradan. Bu da signum pi'dir. Dolayısıyla bu ne olacak? X sigma çarpı x pi. Dolayısıyla bu eşit bu olduğundan, yani bu eşitliği sağladığımızdan dolayı bu bir homomorfizm. Dolayısıyla S'nin bir matris reprezentasyonu, yani bir matris temsilidir. Bu temsile S'nin işaret reprezentasyonu veya işaret temsili diyoruz arkadaşlar. Evet, bu konuyu notlarınızda, yani fotokopi çektiğiniz notlarınızda, daha kalın bir fotokopi vardı ya, onunla ince fotokopi, ikisini bir araya getirip okursanız daha iyi anlayacağınızı zannediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.